Uçaklı kardeşim, bugün size koca bir şehrin nasıl satıldığının fotoğrafını önünüze koyacağız. Bakınız, arkamda görmüş olduğunuz afişlerde AK Parti Uşak Belediyesi'nin satmış olduğu arsa, arazi, tarla, konut, bina, akaryakıt istasyonu, sosyal tesis gibi tesislerin, gayrimenkullerin tamamının adaparsel numaralarıyla beraber gözlerinizin önünüze seriyoruz. Anadolu'nun küçük bir ili olan Uşak'ta, mücavir alanda bu kadar arsa ve arazinin gayrimenkulün satıldığı bir yerde Türkiye'yi siz hayal ediniz. AK Parti hükümeti bir taraftan, belediyeleri diğer taraftan, bakanlıkları bir taraftan, TOKİ diğer taraftan, tabiri yerindeyse durmadan satıyorlar. Dağlarımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi, sahillerimizi satıyorlar. Irmaklarımızı, milli fabrikalarımızı, limanlarımızı, tabiri yerindeyse bütün her şeyimizi, rafinerilerimize varıncaya kadar AK Parti hükümeti tarafından satılmaktadır. Ve bunları satarken de bir tane Türk oğlu Türk'e satmıyorlar. İngilizlere, Araplara, Katarlılara, Dubai'lere satıyorlar. Gelinen noktada Türk milleti ölümüne yok sayılıyor. Milletimize karşı ölümüne bir ambargo var. Hani diyor ya İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bastığımız bütün topraklar satılıyor. Altında yatan kefensizlerin de kemikleri sızlatılıyor. İşte bugün Anadolu'nun en küçük ili olan Uşak'taki durum budur. Maalesef 10 katlı bina bulamadığınız için vinçlerle kaldırdık afişleri. Bu kadar adaparsel numaralarıyla beraber arsalar, araziler, dükkanlar, binalar, tarlalar, sosyal tesisler, akaryakıt istasyonlarına varıncaya kadar, hatta çocuklarımızın okul bahçesine varıncaya kadar Uşak Belediyesi tarafından parsel parsel satılmıştır. Bundan sonrası sizin vicdanınıza, adalet anlayışınıza, ahlak anlayışınıza kalmıştır. 31 Mart'ta karar sizindir. Ya bu yangına su dökeceksiniz ya da bu yangına daha fazla odun atacaksınız. Tercih sizin.